Merhabalar, ben Jisifer. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta kemik tozu farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle 7'lik bir alan ayarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu alanı yapmamızın sebebi kemik tozu yapımında kaktüsleri kullanacak olmamız. Bu alanı ayarladıktan sonra şu şekilde 4 tane kum yerleştireceğiz, birer boşluk bırakıp araya. Ve bunların üzerlerine kaktüsleri koyuyoruz. Bildiğiniz üzere kaktüsün üzerinde bir blok olduğu zaman büyüyen kaktüs kırılıp düşüyor. Şu şekilde ayarladıktan sonra en son buraya su yerleştireceğiz. Şimdi ise kemik tozunun yerini ayarlayacağız. Buraya bir tane huni yerleştiriyoruz ve huninin alt kısmını öncelikle şurayı biraz kazalım. Huninin alt kısmında bir tane gübre varili. Gübre varilinin altına tekrardan aşağı bakacak şekilde huni. Ve en aşağı ise isterseniz sandık, isterseniz varili yerleştirirsiniz. Fark etmez. Bu şekilde bir tane yer ayarlayacağız. Ve burayı şu şekilde kazarak merdiven koyabilirsiniz. Şimdi buraya şu iki köşeye de su koyduğumuz zaman şu orta noktaya gelecektir. Bu farmın çalışma amacı şu şekilde. Şuraya biraz şey atalım, kaktüs atalım. Şu şekilde kaktüsler geldiği zaman buraya doğru gelecek. Ve bu huni yardımıyla buradaki gübre valine basılacak. Ve o da kemik tozu yapıp huni yardımıyla en aşağıdaki varile depolayacak. Aslında çok kolay bir sistem. Hatta şu şekilde yapılanı da var. En aşağı gübre valili koyuyorsunuz tekrardan. Buraya bir tane huni. Üstüne gübre varili. Tekrardan bir tane daha huni. Üzerine tekrardan normal varil yerleştireceğiz. Şu aşağıda herhalde yanlışlıkla şey demiş olabilirim. Gübre varili. Normal varili yerleştireceğiz. Bunun etrafını istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Tuzak kapılarıyla falan. Buraya istediğiniz her şeyi koyup bu şekilde de yapabilirsiniz. Burada tohum, havuç, patates, pancar, kaktüs, suyosunu. Bu gibi şeyler kemik tozuna dönüşebiliyor. Bu şekilde siz gereksiz şeyleri de buraya koyabilirsiniz. Mesela buğday tarlası yaptınız, tohum fazla. Buraya tohumları yerleştirebilirsiniz. Bunun yüz suyosunu şeklindeki farmı da var. Onu da göstereyim hemen. Suyosunu şeklinde olanı da şu şekilde yapmıştım. Önceden biliyorsunuz bir tane suyosunu farmı diye videom var. Oradan bakıp yapabilirsiniz aynısını. Şimdi burayı kıralım. Şurayı fazladan kırdık. Buraya bir tane huni yerleştireceğiz. Aşağı bakacak şekilde hemen yerleştirelim. Bunun en aşağı kısmına tekrardan varil. Aynı şeyleri yapacaksınız. Bunun üstüne gübre varili. Ve tekrardan şuraya bir tane huni koyduğumuz zaman burada büyüyen su yosunları buraya gelecek ve tekrardan gübre şey olacak. Kemik tozu olacak. Hatta şuradaki huniye koyayım. Gördüğünüz gibi su yosunları da kemik tozuna dönüşüyor. Bunu ben bir tane videomda anlatmıştım. Kartlara da koyarım o videoyu. Aynı bu şekilde yapıp sadece sağ tarafındaki yeri kırıp oraya bu şekilde yer ayarlıyoruz. Buradaki kemik tozu buradaki su yosunları biriktiği zaman yukarı gidiyor ve huniye geliyor. Ve gördüğünüz gibi kemik tozları da geldi. Gördüğünüz gibi buraya geldi ama şu köşeden bazen dışarı çıkabiliyor. Orayı kapatabiliyoruz, kapatamıyoruz ama siz buradaki yosunu iptal edip buraya normal blok koyarsanız şu şekilde buradaki şey iptal olacaktır. Şu şekilde koyarsanız. Bu şekilde koyarsanız şuradaki iki yosun büyüyecek ve buradaki yere gelecektir zaten. Oraya taşmadan. Bunu 3 4 4'lü şeklinde yapabilirsiniz. Fark etmez. Hatta şurada önceden yapmıştım bir tane. Gördüğünüz gibi buraya da 2 tane gelmiş. Buna hiç suyosunu koymamıştım. Buraya gelmiş. Bazıları dışarı çıkıyor, bazıları yukarı çıkıyor. Şu ilk baştakiler her zaman yukarı çıkıyor ama bu tarafa geldiğimiz zaman biraz sorun çıkıyor. Ha, gördüğünüz gibi tekrardan ikili olunca direkt buraya geldi gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.